tutar bir. Eğlenin bakalım. Ama ben üdüntülüyüm. Vallahi neden üdüntülüsün diyeceksiniz. Onu gördüm de ondan. O kim? Haklı olarak tabii. O kim? Efendim o bundan 14 sene evvel kalbimin sahibiydi. 14 sene evvel Allah övmüş de yaratmış derler ya. Bugün gördüm Allah dövmüş, arkalara bırakmış. O kadar güzel bir insanın bu hale gelmesi seven bir kalp olarak beni tabii ki çok üzdü. 14 sene evvel Allah'ın emri peygamberin kabriyle gidip istemiştim. Vermediler. Vermeyince ne oldu? Otomatikman o güzel insan benim dötümden düştü. Sonra anladı hatasını, kalbime kazanmak için dötüme girmeye çalıştı. Giremezsin dedim. Ya kırılmış bir kalpten sonra bir insanın dötüne girmek kolay değildi. Ne yaptıysa affetmedim. Bastım biraz evvel koridordan buraya doğru geliyorum. Karanlık bir bölüm. Birisi oradan böyle melul melul bakıyor. Önce bir ürktüm, kim olabilir diye. O karanlıktan da döt dötü görmüyor. Böyle dikmiş dötüme bakıyor. Gerçekten çok güzel bir kadındı. Yani bu kadar güzel dörtlü kadın hayatımda görmedim. Yemmesin iri iri dörtleri vardı. Aynı tip olarak tarif etmek istiyorum. Güzelliğini anlamanız için. Ayrıca Fekkan'a benzemiyordu da Sibelcan'a kulak memesi benziyordu. Bilmem ne kadar güzel olduğunu tarif edebildim mi? Yalnız aralarındaki fark benimki yalan söylerdi. Bir insan yalan söyledi ama ne yaparsınız? Psikolojik olarak. Psikolojik olarak. Götüne bakarsınız. Yalan söyleyen ne yapar? Götünü öne eğer. Benimki öyle değil. Yalan söylediğini, benim anladığımı bildiği halde götünü havaya kaldırırdı. Öyle olunca havalı kadın oluyor bu. Tabii yanılıyor. Atladı öyle bir şey yok. Geçenlerde onunla benim için hani sevenler, sevdikleri için radyoda parça tutarlar ya. Bu bizim parçamız olsun dedi. Ne çıktı biliyor musunuz? Sanki bizim için bestelenmişti. Döte mi geldi? Gerçekten. Bir tahmin ediyorum. Güzel bir insan. İkinci parça dedim, ben ona söyleyeyim. Ne çıktı biliyor musunuz? Şurası dört döte geldi mi diye. Bütünün aradan 14 sene geçiyor. Ve birdenbire dört döte geliyorsunuz. Olacak gibi değil. Efendim belki telefonda bir hata vardır. Yanlış anlatılmasını da istemem. Ben dört diyorum. Hafif dilde perçeklik var da dört diyorum.